Bakalım Masai Bey kahvaltı sürprizimi beğenecek mi? Bir de portakal suyu. Güzel. Oh, böyle bir kahvaltı krallarda bile yoktur. Her şey tas tamam. Ay dur bakayım, bir şey eksik ama ne eksik? Evet, omlet eksik. Bunun için de 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Hem de en tazesinden. Hoş geldin tavuk kardeş. Ay ama sen şehir tavuğusun. Bana ise hakiki köy yumurtası lazım. Ne yapacağız? Kusura bakma ama ben köy tavuğu değil, şehir tavuğu yumurtası abla. Hatta dedelerim eski İstanbul Beyoğlu horozuymuş. Öyleyse senin dedelerinin yanına göndermek zorundayım. Hoşça kal. Heh, işte hakiki köy tavuğu. Uy, kız Ruslar. Bir gayri eli benden ne istiyorsun kız? Tavuk kardeş, omlet yapmak için birkaç tane yumurta rica edecektim de. Hemen git fıttıra vereyim güzelim. Çok sağ ol. Şey de kız, ne zaman istersen yumurtayı vereyim. Peki hadi güle güle. Ay, Masar hayatının en lezzetli omletini yiyecek. Tembel uykucu faniyi uyandırmanın zamanı geldi. Bu sefer kocamı korkutmadan güzel güzel uyandırayım. Anlaşılan bizim uyku tulumu uyanmayacak. Kuşu başka bir şeyle değiştireyim. Ruslar, ne yapıyorsun be Ruslar? Günaydın. Yok bu sefer kesin şikayet edeceğim. Seni yetkili makamlara mutlaka şikayet edeceğim Ruslar. Ne yapayım hayatım? Ben seni güzel güzel uyandırmaya çalıştım ama sen uyumamadın. Hadi oradan be, hadi oradan. Tuz ruhu. Bana uykucu diyemezsin. Anladın mı? Uykucu diyemezsin. Derim çünkü uykucusun. Ayıların bile uykusu senin uykundan daha azdır. Ege, uykucu sensin. Ne zamandır o mezarda horul horul uyuyan kim? Orada yatan benim bedenim canım, ruhum değil. Ayrıca senin hem bedenin hem de ruhun uykucu. Zaten sürekli tükettiğin 3 harf var. H-O-R, yani horrrr. Bana bak Ruslar, bana bu uykucu iftirasını atman fena halde sinirime dokunmaya başladı. Haberin olsun. Bak gör, bu sefer yine kesinlikle hayır diyemeyeceğim. Servet desen servet, hürmet desen hürmet, güzellik desen güzellik, halvet desen halvet. Ay ben ne diyorum Allah aşkına? Her neyse canım, yani kısacası bir kızda ne ararsan bunda hepsinden fazlasıyla mevcut Allah için. Ama anne unutuyorsun ki abimde de keçi gibi inatçılık fazlasıyla mevcut. Vallahi iddia ediyorum bu kızı bir kere görsün. Aa, ay bekarlık sultanlık değil aptallıkmış diyecek. Ay. Ben her zaman söylüyorum ama dinleyen kim? Hadi hadi yürü münasebet. Zaten sen sağlığında da böyleydin. Bir kerecik olsun senin tarafından öpülerek uyandırılmadım ki. Nedenmiş o? Neden olacak canım? Çünkü beni öpüp uyandırabilmen için önce senin uyanman gerekiyordu. Ve maalesef bu mucize bir kez olsun gerçekleşemedi. Yok canım. Esas senin ne kadar uykucu olduğunu dünyada bilmeyen yok be. Hadi oradan, hadi oradan. Asıl seninkini bilmeyen yoktur. Hatta bırak dünyayı, ahirettekiler bile biliyordur. Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta borsada meydana gelen kredi yüzünden... Flash, flash, flash. Sayın seyirciler, şimdi aldığımız bir habere göre Türkiye'nin en büyük uykucusunun Masar Mahmutoğlu olduğu açıklandı. Hiç durmaksızın 24 saat uyuma kapasitesine sahip olan bu adam gelmiş geçmiş en büyük, en ünlü 100 uykucu arasına girecek. Türkiye seninle gurur diyor Masar. Arkandayız evladım. Uyu, uyuyabildiğin kadar. Bravo. Ben seni tebrik ediyorum. Helal olsun sayın seyirciler. Siz de bu adam... Gördün mü? Bak haberlere bile konu oldun hayatım. Tamam tamam, pes ettim. Bundan sonra seninle uğraşmayacağım. Sen de benimle uğraşma.
Eh madem pes ettin. Öyleyse güzel bir kahvaltıyı hak ettin uykucu kocacığım. Allah yaşasın kahvaltıya bak. Oh oh oh. Valide Sultan geldi. Kerime Sultan da geldi. Uy. Yaş cadı ile medyum cadı geldi. Tamam. Benim de mutluluğum Japonların mutluluk çubuğundan bile kısa sürdü. Bu saatte geldiklerine göre kesin hayırsız bir iş için gelmişlerdir. Günaydın anne. Hayırdır? Hayır değildir. Hayırdır, hayırdır. Hayırsızdır, hayırsızlar. Evladım, sana öyle bir kısmet bulduk ki peh 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 peh. Kizir kızı gibi vallahi. Ben söylemiştim. Yani şu kizir meselesini yani... Kızırlı kısmet meselesini bir daha açmamak üzere kapatsak ne dersin? Aa, olur mu abi? Bu kızı bir görsen bir tanısan var ya bu konuyu asla kapatmak istemezsin. Yani bu kızla bir tanışsan vallahi yıldırım aşkına yok şimşek aşkına tutulacağından eminim. Hiç de bile. Masar bugüne kadar sadece birine yıldırım aşkıyla tutuldu. O da benim. Abi bu kızla bir evlen memnun kalmazsan 2 yıl içinde boşanırsın. Şuraya bak kızı upshaper gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Yuh yani yuh. Hadi minik kuşum. Hede şu işe hede hede. Anne lütfen bu konuda boşuna uğraşmayın demedim mi ben size? Ben asla evlenmek istemiyorum. Benim tek aşkım Ruhsar'dır. Aman aman aman. Ruhsar'mış. O Ruhsar ölmeden önce sana büyü yaptırmış. Yoksa öz anneni o oz büyücüsü kılıklı Yelloz'a tercih etmezdin. Bence de. Anne Firdevs sizi Ruhsar hakkında böyle konuşmaktan men ederim. Ettim bile. Men. O aptal Rusları korman için senin deli olman lazım abi. Şimdi görürsünüz deliyi. Deli deli kulakları küpeli. Deli deli kulakları küpeli. İşte Masar'cığım. Annenlerin normalde böyle olmaları gerekiyor. Seni ana onun için doğurmuş canım. Hamurunu onun için yoğurmuş canım. Yapma bana numara. Döktere döktere. Ruhsar eski haline getir onları valla fena olacak ha. Ben Kösem Sultanım. Tabii. Aslında Topkapı Sarayı'nı padişah değil, ben yönetiyorum. Evet, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Topkapı Sarayı'nı ben yönetiyorum. Doğmuş, yere basan sarayını ben yönetiyorum. Halbuki anneni böyle çok fazla sevdim. Ben yönetiyorum. Bana bak son kez söylüyorum fena olacak. Çabuk onları eski haline getir. Yap böyle yap. Aman tamam be. Allah hayırlı gelsin. Ay ne oldu bize böyle? Ay ne bileyim anne. Mutlu oldun mu? Neyse neyse hadi. Masar'cığım. Abicim. Minik kuşum. Evlatcığım. Bak hadi gel ne olursun. Anneciğini kırma da şu kızcağızı bir kerecik olsun gel. Hadi hadi. Söyle. Bak anne söylemek istemiyordum ama madem beni mecbur ettiniz. Tamam söyleyeceğim. Söyle. Evlendirmek için gelecekseniz bir daha benim evime sakın gelmeyin. Ya. Demek öyle ha. Pekala öyle olsun Masar Bey. Sonunda bana bu fedakar anacığına bu lafı da edeceksin ha. Tamam. Madem ki bizi istemiyorsun, bir daha biz de asla bu eve gelmeyiz. Asla. Ne halin varsa gör. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Durun bir dakika. Ne gibi böyle parlıyorsunuz? Şunlara bakın. Allah. Ruhsar, şimdi ben seni ne yapayım ha? Senin yüzünden annem bana küstü. Aman ne yapalım? Biz de biraz kafamızı dinleriz. Sen ne biçim insansın? Yani sen ne biçim ruhsun? Annemle kız kardeşimi deli yapma hakkını sana kim veriyor ya? Kim veriyor? O zaman onlar da benim hakkımda ileri geri konuşmasalardı. Sinirlendirdiler beni. Sen de amma manyaklaştın be. Allah. Ne varmış annemin söylediklerinde? Masar sabah sabah kiminle kavga ediyor işte, böyle? Beni evlendirecekler diye karnın ağrıyor değil mi? Senin evlenmen veya evlenmemen umurumda bile değil anlıyor musun? Bana bak bana bak Allah'ım hortla. Kafamı kızdırma hemen evlenirim ha. Aman evlenirsen evlenme. Peki ulan. En kısa zamanda evlenmezsem milli piyangonun bütün kuşları kafama yapsın değil mi? Ay ne üzüldüm. Salak. Engellemeye de kalkma sakın. Kim? Ben mi engelleyeceğim? Ha. Güleyim bari. Sen kendini ne zannediyorsun be? Hiç umurumda bile değilsin tamam mı? Hiç umurumda değilsin. Öbür tarafın dibine kadar yolun var. Yürü. Geldim. Allah'ın cezası geldim.
Merhaba. Ha, merhaba, gel. Hayrola kanka, sen kiminle kavga ediyorsun? Kiminle olacak, bu iş harbi. Ne? Ruh. Kendi ruhumla. Kendi ruhumla mı? Evet, benim iş dünyamda bazen böyle karmaşalar olur işte. Öyle mi? Ha, hiç bilmiyordum ya. Hadi hadi, işe geç kalacağız. Tamam ama görürsün. Görürsün. Ha? Görürsün. İş dünyamda. He? Görürsün. Yürü be, yürüsün. Yürü be. Sana inat evleneceğim, göreceksin. Aa. Evleneceğim. Kanka bana inat yemiyorsun oğlum, evleneceksin. Evlen bana ne? Bana bakma, kendi kendime söyleniyorum ben. Ne dersin kanka? Evleneyim mi? Ha, evlen, evlen. Yani Firdevs'le ben de çok seviniriz kanka. Ne diyorsun be? Ayrı ayrı olur. Ayrı ayrı. Sevinirim. Evlenecekmiş. Evlenirse evlensin be. Bak gör gözüm abla, bu sefer kesinlikle karışmayacağım. Doğrusu sizi hiç anlamıyorum Ruslar'cığım. Sabah buradan giderken ne kadar neşeli, ne kadar mutluydum be canım. Yani böyle bir anda nasıl kavga etmeyi başarıyorsunuz, hayret bir şey. Ocada annesi yüzünden Masarcığımı evlendirmeye çalışıyorlar, ben de sinirleniyorum. Ya Saadettin'ime de birini bulup evlendirirlerse? Ah yok yok, benim Saadettin'im öyle şey yapmaz. Benim Saadettin'imin en kötü huyu ölmemektir, hepsi o. Ay, aman anne, abim bu kadar ciddiye almakla hata ediyorsun. Hem sanki o seni bu kadar ciddiye alıyor mu? Al. Ya işte o da ayrı bir üzüntü konusu zaten. Keşke Ruşen amcanın oğlu Sedat'ın teyzesi olsaydım, onun annesi olacağım yerde. Ay, evet. Ama öylesin zaten, Sedat'ın teyzesisin. Hem bak Sedat da geçenlerde tam bir saat cep telefonu kaplama alanından çıkarak annesini ne kadar üzmüş. Evet ama hiç değilse Sedat annesinin söz dinleme alanından dışarı çıkmıyor. Ama bizimki ne diyor? Eğer beni evlendirmek için evime gelecekseniz bir daha hiç gelmeyin diyor. Al, al, al. Atma, al. www.ruhbank.com.tr. Sonunda Saadettin'imi buraya getirmenin yolunu buldum, yaşasın. Onu tanıyan herkese cep telefonunu arattırıyorum. Böylece çok konuşacak ve radyasyonun etkisiyle birinci kırısı gözüme kavuşacak. Aşağılık, hatta aşağılık bile bir seviyedir çukur herif. Gözüm abla, ben öldükten sonra bile ona saçımı süpürge ettim. Meğer değmezmiş. Kimse için ne saçını süpürge ne de kaşını halı kurutma makinesi asla yapmayacaksın Ruslar'cığım. Bu erkek milletine hiç yaranılmaz. Benim gibi bir gülün üzerine gül kokluyor. Oysa ben onu ne bu dünyada ne de öbür dünyada aldattım. Hem de ne James Dean'ler ne Elvis Presley'ler varken. Hayır, hayalet sen hayaletliğini bil be. İnsan öldükten sonra bile kaynanasıyla uğraşır. Ne manyak ortaksın sen be? Ha, merhaba, biz burada mıyız? Merhaba. Yok yok. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Alo. Aa, anneciğim bak, düşündüm taşındım ve senin sözünü dinleyip evlenmeye karar verdim. Ben annen değilim abi. Hemen anneme veriyorum, bu mutlu haberi ona da söyle. Menkibe Hanım, oğlunuz size çok önemli bir şey söyleyecek. İstemiyorum. Ay Allah'ım Allah'ım ya. 40 yılda bir abim evlenmeye karar vermiş. Onda da annem istemiyor. Yapma gözünü seveyim, konuş. Ne var? Ne istiyorsun? Ettiğin hakaretler, kırdığın kalpler yetmedi mi daha? Hayırsız evlat. Anne, anne tamam. Önce seni üzdüğüm için, kırdığım için özür dilerim. Sonra da senin uygun bulacağın bir kızla evlenmek isterim. İkisini de kabul etmiyorum. Geçti borun pazarı. Sür kendini Niğde'ye. Af ya, af! Bendeki şansa bak ya. Bu sefer ben çok istiyorum. Annem yamuk yapıyor. Kanka be. Hı. Senin tanıdığın bildiğin şöyle helal süt emmiş iyi bir aile kızı var mı? O niye? Hiç evleneceğim de. Vallahi benim öyle evlenmelik tanıdıklarım yok. Ama eğer fena haldeysen sana bir tele kız ayarlayabilirim. Lan hadi. Allah'ım bozun. Çocuklar, sizin bildiğiniz benim evlenmelik bir kız var mı? Aa, o ne öyle be? Dolmalık biber seçer gibi. Annen niye bulmuyor? Halbuki benim bildiğim o bu işin piridir. Biraz kalbini kırdım da. Ayş, evlenmem lazım ya. Mutlaka evlenmem lazım. Masar abi. Ne var? Şimdi bizim bir kapıcının kızı var abi. O olur mu? Gerçi gözleri şaşı falan ama olsun. Sen bu evlenmek isteği yüzünden gözlerin döndüğüne göre iyi anlaşırsınız gibi geliyor. Hadi
Saksa. Bizim apartmanda yöneticinin kızı vardı. Daha yeni evlendi. Yani 3 gün önce söyleseydin iş tamamdı ama. Böyle siparişle olmaz ki bu işler ya. Evet. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Olmuyor işte. Bir tane bile kız bulamadım. Ya internete girsen orada bir sürü kız bulursun ha. Evet doğru söylüyor. Aman oradan bulunan kızlara güvenilmez. Evet ya şöyle güvenilir aklı başında bir kız arkadaşınız yok mu? Var. Heh. Benim nişanlım ama onunla ben evleneceğim. Çok komiksin. Salak herif. Ne dedim ben? Salak dedim. Ha tabii. Reyhan. Acil durumlarda evlenebilecek tek kız. Şu anda tatilde olduğumdan size cevap veremiyorum. Ama burada olsaydım da belki size cevap veremeyebilirdim. Yani ne bileyim tuvalette, banyoda falan olsaydım yani. En iyisi siz bip sesinden sonra mesajınızı bırakın. Otobüs, kamyon, minibüs, jeep, bip bip. Reyhan, ben Mazhar. Evde olsaydın seninle evlenecektim ama yoksun. Şansa bak, Reyhan'ın da tatile gideceği tuttu. Neyse, başka... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acı ölmemiş.